Avcılarının önemi burada vurgulanıyor. Hatta burada Türkistan, Batı Türkistan yani burada kastedilen anlamıyla daha sonra Çin'in Müslüman bölgeleri, Doğu Türkistan ve Kansu bölgelerinin ele geçirilmesinin planlandığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Sadece bunlarla değil, bölgede o zaman hakimiyet kuran büyük güçlerin burada dikkate alındığını görüyoruz. İngiltere'nin işte Kaşgar'daki konsolosluğundan tutunuz da orada işte bir bağımsız Doğu Türkistan devleti kurdurma çabaları. Japonya büyük bir tehdit olarak görülüyor. Rusya'nın, Japonların özellikle İç Moğolistan'daki ve Doğu Türkistan bölgesindeki faaliyetlerinden ciddi anlamda rahatsız olduğu dile getiriliyor. Yani pan-İslamcı hareketlerin merkezinin Japonya olduğundan bahsediliyor bu belgelerde söz konusu dönemde. Hatta Almanlar Sovyet topraklarını ele geçirmeleri durumunda burada nasıl bir yapılanmaya gideceklerini dair program tartışıyorlar. Bunların başında 5 devlete ayırmayı planlıyorlar. İşte Rus İmparatorluğu, Ukrayna aynı devlet olarak düşünülüyor. Türkistan, Kafkasya Federasyonu ve Sibirya Devleti adında 5 idari birim oluşturmayı düşündüklerini görüyoruz. Tabii burada en önemli devletin de Türkistan olduğunu, hatta işte Türkiye'deki Turancılarla da yapmış oldukları temas Kafkasya'da özellikle de Türkistan coğrafyasında kurulacak böyle bir devlet hususunda yardımlarını almak diye söyleyebiliriz değerli dinleyiciler. Tabii burada Sovyetlerin özellikle Türkistan coğrafyasını Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Tataristan ve Başkurdistan adlarıyla yapay bir şekilde parçaladıklarını da ne yapıyor? İleri sürüyor. Ayaklanmalar meydana getirmek, Sovyet karşıtı klanları, liderleri ve kolektifleştirme karşıtlarını bir araya getirmek, Türk ve Moğol birliği taraftarlarını bir araya getirmek, Turancı ve iddiatçı İslam taraflarını bir araya getirmek şeklinde Almanların politikasını özetleyebiliriz. Hatta Almanlar bu bağlamda özellikle Rusların bu coğrafyalarda ciddi anlamda tahribat yaptıklarından da bahsediyorlar. İşte bölgeye çok sayıda Rus göçmenler yerleştirildiğini, bölgenin yeraltı kaynaklarının ciddi anlamda Ruslar tarafından kullanıldığı ve sanayileşme sonucunda saf bir Türk bölgesi olan aynen Alman arşiv belgelerinin ifadesi bu. Kazakistan'ın demografik yapısında olmaz yararı açımızda. Biz biliyoruz ki Kazakistan'ın demografik yapısının bozulmasının daha geriye giden bir geçmişi söz konusu. İşte köleliğin kaldırılmasından sonra oraya açığa çıkan göçmenlerin gönderilmesi, daha sonraki dönemde kolektifleştirme vesaire, açlık, kıtlık dönemleri, bakir topraklar dönemi. Ama bunlar üzerinde duruluyor. Sonuç olarak şunları söyleyecek olursak şu şekilde bağlayabiliriz. Almanya'ya göre Turan ve Turancılık kavramlarının kullanılması Türkiye'nin bölge halkları nezdindeki etkisini artırma potansiyeline sahipti. Bunu ben aynen şuna benzetiyorum. Hatırlayacak olursanız 90'lı yılların başında özellikle Türkiye Batı tarafından rol model bir ülke olarak Orta Asya'da lanse edilmişti veya öyle gösterilmeye çalışılmıştı. Ama bundan bir süre sonra İran tehdidine karşı böyle düşürülmüştü. Bir süre sonra bundan vazgeçildi. Neden vazgeçildi? Çünkü bakıldı ki Türkiye'yi bu coğrafyada Batı adına öne çıkarmak Batı'nın hali menfaatlerine daha fazla zarar veriyor. Bundan dolayı vazgeçin. Dolayısıyla Alman çıkarları açısından ne yapılması lazım? Kullanılması tercih ediliyor. Bu yüzden alternatif kavramlar türetmek, hatta biraz sonra kaynakçıda göreceksiniz. Hentig'in Tartaray diye yazmış olduğu, Turan kavramlarını irdelemiş olduğu çok uzun olmayan bir makalesi de
söz konusu. Almanlar Türkistan halklarını harekete geçirebilmek için her unsuru sonuç kıskı zaten kullanmaya çalışmıştı. Türkistan bağımsızlık mücadelesi de Enver Paşa'nın rolü dikkate alınmıştı. Özellikle Türkçe üzerinde her Türk lehçesinin farklı bir dil olduğu yaklaşımı çerçevesinde değil de bilakis aynı dilin farklı lehçeleri oldu. Ama günümüzde tam tersi bir yaklaşımı ne yapıyor? Almanlar, Alman dil bilimciler savunuyorlar. Bu dillerin hepsi birbirinden farklı diller deniyor. Tabii farklı adlarla anılıyor ama dediğimiz gibi ortak noktalar çok fazla. Kaynakçam hakkında da Alman arşiv belgelerini görüyorsunuz burada. Kullandığım kaynaklar da diğer kitap ve makaleler şeklinde de burada Hentin'in yazmış olduğu Turan Tataray diye yazmış olduğu makalesini de burada ne yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplayalım. Evet, Sayın Hocamıza teşekkür ediyorum. Alman belgelerine göre meseleleri değerlendirdi. Önemli de gezlerimizi sürdü. Tartışmaya açık, konuşmaya seçimler. Ama ben bir iki hususa değineceğim. İbn Haldun'un taklit teorisi var bu şeyde, mukaddemede. Taklit önce özel dille başlar, sonra benzemeyi sağlar. Daha sonra da mağlup toplum, garip toplumun söylediklerini kendi görüşü zanneder. Yani bu enteresan bir şey. Şeyde Ziya Gülkep Keramet'te işte bu Osmanlı'nın yıkılışında işte Öztürk sesiler var biliyorsunuz. İşte onlar sürekli diğer Türkçe'ye girmiş diğer kelimeleri atmak için gayret ederler. Fakat Ziya Gülkep sesini çıkarmaz. Sonunda merak ederler derler. Usta yani bu işi başlatan sizsiniz ama hep susuyorsunuz. O zaman şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki nefsi kelam olmadan lafsi kelam olmaz. Yani nefsi kelam olmadan lafsi kelam olmaz ne demek? Eğer sizin insanın tutunma noktalarındaki güz olmasa, bu gücü sağlamazsa dolayısıyla sözel olarak kendisini ifade etmesi yetmez. Fakat şimdi bu söylem analizleri yaparken hocanın bir şeyine çok ciddi manada katılıyorum, şuna katılıyorum. Eğer bu meseleyi, o son, İbn Haldun'un son meselesi var ya, yani mağlubun, galibin söylediklerini kendi görüşü zannetmesi. İşte bu, bu zerrelerden çıkarsak, yani birilerinin terkimlerinin bizim görüşümüz olmadığını, kendimize ait bir dünya tasavvurumuz olduğunu fark etmeye başlarsak, en azından varoluş zerrimizi biraz da takip edeceğiz. Evet. Ama önemli teyzeler var, tartışmaya dalsın. Soru soran varsa şöyle 10 dakika bir soru, cevap. Evet, Muhammed Hoca buyur. Doktor Rıfın ve Sıma Onbeş'e, öncelikle üniversitemize ve üstümüze hoş geldiniz. Ben Fatih Hocam'a bir soru olacak. Hocam bu Alman arşiv belgeleri, dolayısıyla biraz daha genişletirsek Alman tarih yazımında Tatar kimliği nasıl tanımlanıyor? Aslında sormak istediğim yani bu tarih yazımı hani Sovyet olarak bir bütün olarak bakalım ona Sovyet'te deneyelim. Besleniyor mu Alman tarih yazımı, Rus tarih yazımından? Farklılıklar ve benzerlikler nelerdir? Evet, şunu söyleyebilirim şeyle alakalı, yani Alman tarih yazımında Tatarlarla ilgili olarak şeyde de biraz önce kaynakçamda da gösterdim şeyde Almanya'da birkaç yıl önce Berlin'de Türkoloji Enstitüsü'nde bir Alman tarafından çok güzel bir doktora çalışması yapılmış. Doktora çalışması da Deutsche Tatarenbilde diye yani Almanların Tatar imajı, Almanlarda Tatar imajı
Vatan Ailesi diye bir çalışma. Orada bu dediğimiz şeyler tamamını ele alıyorlar. Hatta Avrupa'da oluşan Türken anısı, Türk şeyi, korkusu falan da burada işleniyor. Yani çok uzun dönemler, işte bunu Rusya'yla da tabii o coğrafyayla da ilişkilendirerek güzel bir şekilde ortaya konuyor. Ama bu bağlamda hani benim burada yapmış olduğum sunum bağlamında konuyla alakası yok. Von Wendel'in Der Nationale Kampf der Russen-Türken diye bir eseri var, 38'de çıktı. Evet. Burada Tatarlardan hayli bahis var, Azerilerden de, yani Almanlar çok önceden itibaren bilimsel olarak bilgilendiler. Dolayısıyla bu da kayıtları geçmiş. Tabii, Almanlar tabii ki 1890, ben söylemedim bunu burada, 1890'lardan itibaren Türkistan Ekspedisyon diye Ruslarla beraber hem Kaşgar'a, Turfan bölgesine hem de Pamir bölgesine daha sonra iki tane önemli araştırma gezileri, ziyaretleri düzenliyorlar. Bu da Almanya'da doktora çalışması olarak yayınlandı. Franciska Torma adında yayınlandı ve çok güzel de bilgiler var içinde. Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum. Oturumu burada bitiriyorum. Diğer oturum devam edecek. Fazla vakit kalmadı. Evet. Efendim? Gel hocam. Bunları da sunalım. Bir fotoğrafımızı çek. Şöyle. Evet, bunu size takip ediyorum. Takımınızı gösterin ben de. Teşekkür ederim. O da bunu da hemen... Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlk oturumumuz burada sona ermiştir. 10 dakikalık kahve molasından sonra ikinci oturumumuz başlayacak.